Şimdi 1923 Lozan Anlaşması'na göre sadece İstanbul'un 6 ilçesinde metropolit atanabiliyordu. Çünkü 1923'te mübadele kabul edildi. Mübadele nedir? Bedelleri ödenerek oradaki malını mülkünü terk edip başka diğer ülkeye gitmek demektir. Şimdi Yunanistan'daki Türkler oradaki malı ve mülkü tasfiye talepnamesi adı altında oradaki bütün malları belirlendi, tasfiye edildi, parası ödendi, Türkiye'ye geldiler. Buradaki Rumlar da aynı şekilde Yunanistan'a gittiler. Sadece Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları mübadele dışı tutuldular. Bu sebeple de İstanbul dışında Rum kalmadı Anadolu'da. Orada da Batı Trakya dışında Türk kalmadı. Haliyle Batı Trakya'da dini cemaat veyahut da camiler, ibadethaneler muhafaza edildi. İstanbul'da da aynı şekilde Rumlara ait ibadethaneler kaldı. Şimdi haliyle de 5 ilçede, 6 ilçede pardon, İstanbul'da metropolit atama hakkı vardı patriğin. Ve Lozan Anlaşması Türkiye'nin imzaladığı ve milli mücadele sonrasındaki bağımsızlık anlaşmasıdır. Şimdi ancak bugün Lozan Anlaşması'na aykırı olarak maalesef Bursa'ya, İzmir'e, Isparta'ya, Kütahya'ya metropolit atandı. Kim atıyor Lozan'a hocam? Aykırı. Bu hükümet zamanında atandı. Ve 70'ten fazla kilise onarıldı. Ve ibadete açıldı. İbadete açılabilir ama Rum olursa, Rum vatandaşlarımız, Hristiyan vatandaşlarımız olursa ibadetler için açılması normaldir. Hani Yunanistan bizimkine aynısını yapmıyor. Yani Yunanistan'da bizim gibi yapsa mütekabiliyet dediğim işte odur. O zaman olabilir. Aksi takdirde olmaz. Şimdi Lozan'ı burada delerseniz başka maddelerini de delersiniz. İşte adaların silahlandırılmaması gerekirken silahlandırılması, işte metropolit atanması bunların hepsi Lozan'a aykırıdır. Siz kendi imzaladığınız anlaşmayı kendiniz bozuyorsunuz.